Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel lifimizi çalışacağız. Lifimiz sade ve çok şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte bu çalışmayı yaparsınız. Ee, öncesinde ortadan başlayarak yıldız tekniği ile artışlarımızı yaptık. Lifimizin taban kısmını oluşturduk. Sadece kenarında ve göbek kısmında süslememizi yaptık. Ve lifimizi kullanıma hazır hale getirdik. Ortasında gördüğünüz gibi üzerine tığladığımız çalışmamız var. Yine kenarında da krem renginin zarafetine uyacak bir toz pembe ile çalıştım. Toz pembe güzel, kolay bir çalışma var. Bunu da tamamladıktan sonra bu güzel lifimizi çeyizlere ya da kullanıma ya da hediyelerimiz için hazır edeceğiz. Evet. Sizler de hazırsanız bu ön açıklamamızdan sonra hemen yapıma geçelim. Kolay gelsin. Bonbon kristal marka ipimle lifimin orta kısmını örmeye başlıyorum. İç kısmından çıkardım ve uygun tığ numaramla 2, 2,5, 1,5 eliniz hangisine alışkınsa yani çok sıkı örüyorsanız biraz daha büyük numaraları tercih edebilirsiniz. Alıyoruz ve hemen göbek kısmından yuvarlak lifimizi çalışmaya başlıyoruz. Yıldız tekniğini kullanacağız lifimizde öncesinde göbek kısmını oluşturuyoruz bunun için altı tane zincirimi çekmekle başlıyorum bir tane zincirimi çekip düğümü atıyorum İpimi şöyle gevşetiyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 birinciye bakın düğümümüzü attığımız hemen yanındaki birinci zincire girerek burayı kapatıyorum ve bir zincirle sıkıştırarak bir tane yuvamı hazırlıyorum ve ipimi uzatıyorum Tığımın başını dolarak yuvamın içerisine giriyorum. Toplamda 4 defa salarak fıstığımı örüyorum. 3 bu da 4. 4 defa dolam aldım. Şöyle hem dolgumu hem de ipimin olduğu yerden giriyorum. Fıstıklarımı içinden geçiriyorum. Buradaki ipimden de bir tane alıyorum. Kapatıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum. Şuradaki kalan ipimi sol tarafa yatırıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Yine aynı 1, 2 3 4 5 6 defa alıyorum. Tutuyorum elimi içinden tek seferde geçiyorum. Buradaki tutmuş olduğum ipten çıkararak içinden geçiyorum ve bir tane daha zincirimi çekiyorum. Bir zincir çektim, bir kapadım, bir de zincir. Tekrar şu tarafı yatırıyorum. Tığımın başını dolayarak 1 Şöyle tutalım. Gizleyelim ipimizi. 2 3 4 5 ve 6. Tutup tek seferde içinden çıkıp buradaki ipimizle de kapatalım ve bir tane zincir çekip toplamda 6 tane fıstık olana kadar örelim. 6 tane fıstığımızı ördüm. Bir tane zincirimi yine kapadıktan sonra çektim. Şimdi ikinci sıramıza geçiş için hazırız. İkinci sıramıza şu şekilde geçiyoruz. Bakınız fıstığımızı kapamış olduğumuz yerde bir tane göz var. O gözün içerisine direkt giriyoruz. Şöyle bakınız kapadığımız yerde baktığınız zaman bir tane gözümüz olacak. Şu, şu göz bakın şöyle çektiğimiz zaman bu gözün içerisine tığımızın ucunu girdirip ilmeğimi kaydırıyorum ve bu a, noktaya fıstığımı örmeye başlıyorum ama öncesinde şöyle bir tane de zincirimi çekiyorum buraya ilmeğimi uzatıyorum ve 4 defa buraya başını doluyarak fıstığım için doldurmaya başlıyorum 3 ve 4 İlk fıstığımızı her zaman mutlaka kapalı yapıyoruz şöyle kapatıyor içinden geçiyorum 1 ve 2 bakınız bir kapatırken bir de üzerine zincirimi çekiyorum bir tane kapalı fıstığımı örüyorum şimdi bunun üzerine açık fıstığımızı öreceğiz ilmeğimi uzatıyorum tepe noktasına kapadığım yere giriyorum 1 2 3 ve 4 bir tane açık fıstık bunu kapamıyorum tığımın başını doluyorum buraya aynı yere bakınız dibine Gelerek bir tane daha açık fıstık yapıyorum ve bütün fıstıklarımızın üzerine bu işlemimizi çalışarak e, ikinci sıramızı tamamlayacağız. Bakınız dört tane, birisinin tepesine yaptım, birini de hemen dibine yaptım. Her ikisinin içinden tek seferde geçiyorum, kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum. Üç tane fıstığımız oldu. Şuradaki yatayı sayıyoruz. Bakınız bir tane yatay, iki tane de dikey fıstığımız oldu tığımın başını dolayarak şimdi yine fıstığımın tepe noktasına geliyorum. Bakınız buradaki minik gözümüzün içerisine giriyorum. Bir tane kapalı fıstığımı çalışıyorum. Dört defa dolayarak aldığım fıstığı bu dördüncü. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir. İlmeğimi uzatıyorum. İçerisine girerek tepe noktasının 2, 3, 4. Bir tane açık fıstığımı örüyorum tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane daha açık fıstığı örüyorum. 1 2 3 4. 2 tane açık fıstığımın içerisinden şöyle ipimi tutup tek seferde çıkıp ipimi buradan kapatıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum. Burada da ve diğer kalan fıstıkların üzerinde de buradaki işlemimizi yapacağız. Bir tane kapalı fıstık üzerine açık fıstık hemen dibine açık fıstık ikisini aynı anda çekip kapatıyoruz ve diğer zincirimizde çektikten sonra diğer fıstığa geçerek tamamlıyoruz. Altısını da tamamlayalım. 6 tane fıstık grubumuzun üzerine. 3 tane fıstığımızdan oluşan sıramızı tamamladık. İkisi e, dikeyken bir tanesi yatay oldu. Şöyle saydığımız zaman ilk göbeği saymadan bunu saydığımızda yatay fıstıklara göre sıramızı sayacak olursak bu birinci sıramız olacak. İkinci sıramızda 2 iki yatay fıstık, üçüncü sıramızda 3 üç yatay fıstık şeklinde devam edip gidecek. Şimdi ikinci sıramıza birlikte geçelim. Yıldız tekniği uygulayacağız. Yıldız tekniğimizde ilk e, gruplarımızın başlangıcında tıpkı burada çalıştığımız gibi başlangıcın hepsinde birinci fıstık grubunu kapalı fıstık olarak çalışacağız geçişimi şurada gördüğünüz gibi üzerine kaydırarak geçirdim bir tane zincirimi çektim ilmeğimi uzatarak 4 defa sarıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa sardım içinden geçiyorum ve kapalı fıstığımı çalışıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum. Hem kapatırken çektim hem de üzerine. Ve üzerine bir tane açık fıstık. 1 2 3 4. Üzerine çalıştıktan sonra hemen dibine bir tane. 1 2 3 4. Yıldız tekniği olacağı için 2 değil, 3'erli çekim yapacağız. Hemen sondakine bir tane daha dolduracağız. 4 defadan oluşan sarma işlemini yaparak 4 defadan birinci kapattığım fıstığın te tepesine ördüm. Dibini ördüm ve bir ilerisine toplamda 3 tane grubumuz var. Şöyle tutuyorum ve tek seferde içinden geçiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakınız bu şekilde ördüm şimdi burada artma işlemini yapacağımız için sıramızın sonunda bir tepesine bir de dibine yapacağız ve bütün sonlarda iki dolgu fıstık grubunu örerek artışımızı gerçekleştirir bir tepeye bir de dibe batıyoruz mutlaka bütün grupların sonunda iki fıstık grubuyla bitireceğiz şimdi bakın birinci grubumu tepeye örüyorum yine dört defa sarıyorum 2 3 4 bu birinci grubum açık hemen dibine 1 2 3 4 bakın grupların bitişi ikişerli olacak kapatıyorum 1 ve 2 kapattığımda iki tane zincirimi soruyor bakın tepedeki e, yatay fıstıklar iki tane oldu aşağıda bir de iki diğer sıramızda 3 olarak devam edecek şimdi diğer sıraya geçiyoruz grubumuzun ilk bakınız gözüne giriyorum şu göze 4 defa 2 3 4 ve grubun ilk başı olduğu için kapatıyorum ve bir tane zincir üzerine bir açık fıstık ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 bir tepesine tekrar tığımın başını doluyorum bir dibine 1 2 3 4 ve bir de ileriye 3 tane fıstık gruplarını çekeceğiz 2 3 ve 4 bakın birinci grup ikinci grup üçüncü tepesine dibine bir ilerisine şeklinde içinden geçiyorum kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 ve 4 hemen dibine batıyorum grubumun sonu olduğu için 2 fıstık grubuyla bitiriyorum ve buradan artışımı da yapmış oluyorum kapatıyorum zincirimi çekiyorum bakınız iki grubumuzu bu şekilde yaptık şimdi diğer gruplarımızda aynı şekilde yaparak sona kadar gelelim Altı grubumuzun artısını da tamamlayarak geldik. Tepe noktalarına dikkat edelim. İkişer ikişer yatay fıstıklarımız var. Bakınız bir alt sırasında bir bir sonrasında ise 3 olacak. Her bir sıramızda birer birer yatay fıstıklarımız artarak örme işlemimizi devam ettireceğiz. Ve burada kuralımızın hepsi aynı her grup için ilkini kapalı fıstıkla başlıyoruz. Üçerli grup topluyoruz. Sonu ise iki açık fıstıkla kapatıp diğer gruba geçiyoruz. Eğer zincirimiz şurada az olacak olursa şöyle ortaya toparlar gibi olacaksa bir tane daha bu ara zincirini fazla çekebilirsiniz. Evet, zincirimi çektim ve şuradaki bölüme geçiyorum. Bakın bu şekilde geçtim ve bir zincirimi çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane kapalı fıstık grup başında yapıyorum. Altı grubumuzun altısının başında da bir tane kapalı fıstığımız olacak. Kapalı fıstığımı yapıp zincirimi çektikten sonra tepesini bir tane açık fıstıkla hemen örüyorum. Dörder dörder doldurduğum için her seferinde saymıyorum. Bir tepesine bir dibine bir, iki, üç ve dört. İki oldu bakınız üçüncü ileriye sona kadar bakınız üçer üçer yapacağız yani büyüdükçe bu işlemimizde yine aynı şekilde devam edecek birinci ikinci üçüncü grubun hepsini aynı anda çekiyorum tabi ipimi bakınız ben burada e, yarımladım hemen onun için düzeltiyorum eğer ipi kaçırdıysanız yeniden hepsini çekersiniz zincirlerimizi de çektik bir kapattığımız bir de üstüne iki zincirimiz tekrar ilmeğimizi otuyorum bir 2 Şuradaki ipimi ayarlıyorum. 3 ve 4. Dibine bir ileriye. 3.'cüyü de ileriye ördüm. Bakın 1 2 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum yıldız tekniğini devam ettiriyorum şimdi son bitişteyim bakınız ördüğümüz yeri bir tepesine bir de dibine örüyorum iki tane fıstık grubuyla tamamlamış oluyorum 1 2 3 4 birinci grubumu ördüm hemen dibine batıyorum 2 3 ve 4 biterken mutlaka iki fıstık grubuyla tamamlıyorum çekiyorum kapatıyorum ve zincirim. bakın şimdi 1 2 3 tane yatay oldu ve grubumun ilkini tamamladım. Şimdi ikinci grubuma yine geçeceğim. İkinci grubuma tığımın başını doluyorum. Bakın sadece e, sıramı bitirirken hemen dibine battım. Burada ise burada ve diğerlerinde tığımın başını dolayarak direkt fıstık yapmak üzere yuvamızın içerisine giriyoruz. Ve toplamda 2 3 ve 4 önce birinciyi kapalı örüyorum üzerine zincirini çekiyorum ve açık fıstıklarımı örmeye başlıyorum önce tepesine dibine bir ileriye 2 3 4 3 tane oldu tepesi dibi bir ileriye geçiyorum kapatıyorum ve zincirimi yine çekiyorum Gördüğümüz gibi her bir grubumuzda aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz tekrar bir tepesine iki bu sıra başı olmadığı için tepesine dibine bir ileriye 1 2 3 ve 4. 3 tane grubumuzu ördüm. Tepesi dibi ileri. Geçiyorum içinden. İkinci grubumu da tamamlamak üzereyim. Grubumuz biterken ne yapacağımızı hemen unutmayalım, hatırlayalım. Bir tepesini bir dibine ikili olarak bitiriyoruz. Her grubumuzu biterken grupların başlangıcı birer kapalıyla başlıyor. Kapalı fıstık grubuyla biteşleri ise 2 tane açık fıstık grubumuzda her bir dilimimizdeki işlemimizi sonlandırıyoruz. Geçiyorum içinden. Kapatıyorum ve zincirim. Şöyle görelim. Evet bu işlemlerin tekrarıyla şu tepe noktasındaki yatay fıstıklarımız 8 tane olana kadar işlemlerimizi devam ettirelim. Her dilimi aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3 yatay fıstık bakınız. 1, 2, 3 yatay fıstık. Bundan sonraki 4, 5, 6, 7 toplamda 8 olana kadar örmeye devam edelim krem rengi ile Örmeye başladığımız lifimizi bakınız 8 fıstık olana kadar ördüm 2 4 6 8 bütün dilimlerde 8'er fıstığımızı ördük ve tamamladık şimdi birlikte en son bitirme işlemimizi de yapalım zincirlerimi çektikten sonra tepedeki kapalı fıstığın üzerine geliyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi de çekip düğümü attıktan sonra ipimi buradan koparıyorum ve şimdi kenar çalışmasını yapmak için hazırım hemen herhangi bir yerden hiç fark etmez nereden dilerseniz oradan kenar çalışmasını yapmaya başlayalım Evet 8 tane fıstıklı olan lifimi aldım pembe çok uçuk renkli pembe rengime de şöyle bir zincir attım ve hemen örmeye başlıyorum şuraya giriyorum bakın şu kısmı 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu benim ilk trabzanım olacak araya girdim bakınız tığımın başını doluyorum 1 2 2 defa da bir trabzan tekrar aynı yere giriyorum 1 ve 2 2 tane çektiğim trabzanı örüyorum zincirimizle beraber 3 tane trabzanımız oldu 1 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak bu fıstıkların arasındaki minik göze girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 ipimi de yatırmıştım bakınız götürüyorum 1 iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak yine iki fıstığın arasındaki göze 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 tekrar iki tane zincir Eğer burada fıstıklarınızın boyu uzunsa iki değil de üç tane zincirimizi çekebilirsiniz tamamen fıstığımıza göre ayarlayalım 1 2 ve 3 2 zincir ve devam edelim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir şeklinde fıstıkların tepesini örelim şurada görüşelim Evet trabzanlarımız ve zincirlerimiz çekerek geldim iki tane aranın bulunduğu yerdeyim ne buraya da 3 tane trabzanım örüyorum yani bu sırada farklı hiçbir işlem yapmıyoruz 3 trabzan 2 zincir bütün çevreyi tamamlıyoruz şuraya da örelim bir tane 1 2 şöyle bakalım burası fazla oldu bunu yapmayalım direkt diğer tarafa geçelim tıpkı burada olduğu gibi direkt geçelim orası fazla olacak çünkü Evet şöyle bakalım sona kadar gelelim buraya kadar sıramızı tamamladık sona kadar trabzanlarımız ve zincirlerimizi çekerek geldim Şimdi sıramızın sonunda bitiriyoruz. Şöyle 3 zincir çektiğim yere giriyorum araya. İlmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kırıyorum. Ama ben kırmaktan çok hoşlanmıyorum. Kesmek istiyorum. Evet kestim. Şimdi tekrar krem rengimizi alarak örgümüze devam ediyoruz. Yine ön yüzden şöyle devam edelim. Kenarımızın ikinci sırası olacak burası bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum tığıma ve başlıyorum Şu araya bir tane girdim sık iğnemi bir bir zincirimi çektim ipimi şöyle sol tarafa yatırıyorum tığımın başını bir defa doluyorum ve trabzanımı örüyorum ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Şuraya diğer araya giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden 6 tane trabzanımı ikili olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Bir tane zincir araya giriyorum. Bir zincir çekiyorum. 6 tane trabzan örüyorum ve başlangıç yerimize kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. 6 trabzan bir zincir örerek geldim. Bakınız hiçbir şekilde kasmamız yok. Şimdi krem rengimizde bir tane zincirimi çektim. Başlangıç noktamın bulunduğu yerin hemen şöyle yanına gelelim. İlmeğimizi geçirip bir tane zincirimi çekip ipim buradan kesiyorum ve tekrar pembe rengimize geçiyoruz. Bir zincirimi çekiyorum ve herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. İki trabzanın arasına giriyorum. Şu altı tane trabzan örmüştüm. Buraya girdikten sonra şöyle il tığındaki ilmeğimi birazcık uzatıyorum ve başlıyorum. Bir iki defa minik bir fıstık alıyorum. içinden geçiyorum. Bir, iki defa zincir çekiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir, iki çekiyorum. 1 2 zincir. Tığımın başını doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1 2. Her birinin arasına çok da uzatmadan ikişer küçük fıstıklar çalışıyorum. 1 2 ve direkt geçiyorum. Bakın şu şekilde kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Kapatıyorum. 5. fıstığımızdan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen şuradaki uç kısmına girerek ilk trabzana yandan giriyorum. 3 defa da örüyorum rahat bir şekilde. 1, 2, 3. Araya zincir çekmeden tekrar doluyorum. Bir sonraki takip eden trabzanın sonuncusunu alıyorum. 2, 3 defa da bunu kapatıp şöyle bir mi oluşturuyorum. Şu ipimizi şuradan keselim. Daha güzel görünsün. Evet. İpimi kestim. Bakın şu görüntüyü ortaya çıkaracağız. Şimdi tığımın başında oluyorum. Hemen araya giriyorum. 1, 2, çekiyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, çekiyorum. 1, 2, İkişer zincir aralara. ikişer minik fıstık direk çekme ile çalışıyoruz. Çekiyorum. Bir iki tane zincir. Tekrar tığımın başında doluyorum. Hemen bittiği, bittiği yerdeki trabzanın ilkini yandan giriyorum. İki defa dolamıştım. Bakınız. Sonra ikişer ikişer üç defa da çekiyorum. İki, üç. Tekrar iki defa doluyorum. Bu kez sondakine hemen bir ilerisindeki Üçlü trabzan grubumuzun ilerisine batıyorum. 3 defa da örüyorum. Şöyle görelim. Ve yeniden başını dolayarak fıstık aralarına ikişer ikişer minik fıstıklar yaparak arasına da iki zincir çekerek sona kadar ilerliyoruz. Kenarlarımızı örerek sona kadar geldim. En sonu da birlikte kapatalım. Bakın son fıstığımı ördüm. Son fıstığımı ördükten sonra iki defa doluyorum. Zincirimi çektim. Buradaki ilk trabzanıma girip yeniden ikişer ikişer örüyorum. Tekrar iki tane sığımın başını dolayarak diğerinin sondakine giriyorum ve kapatıyorum. Şu şekilde tamamlanmış oldu. Bütün kenarlarımız ördük. Buradaki bakınız ilmeğimi şu kısma bağlıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi kırıyorum ya da kesiyorum. Lif ipleri zaten çok e, narin ipler. Hemen kırabilirsiniz. Şöyle ipimizi de içeriye doğru epey geriden girerek giziyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve e, elime lifimi alıyorum. Şu en göbekte 6 tane fıstık örmüştük. Bakınız onlardan 2 zincir çekmiştim. Araya giriyorum buraya sabitleniyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak buraya 2 tane daha trabzanı yapıyorum toplamda gördüğünüz gibi 3 tane trabzanımız oluyor zincirimizde araya 1 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak tekrar diğer araya giriyorum 2 zincirin bulunduğu yere buraya da 3 tane trabzan iki zincir tığımın başını doluyorum diğer fıstık arasına gelerek giriyorum 3 tane trabzan da buraya bütün fıstık aralarını aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir şeklinde örüyoruz 2 tane zincir çeviriyorum giriyorum şöyle iki zincirlerin bulunduğu yerlere giriyorum ve tamamlıyorum hepsini. İki zincirimi çektim. Şimdi başlangıç yerimize gelerek batıyorum. Şuradaki başlangıç yerim 1 ile 2. tırabzan arasına girip Geçiyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ama krem rengimle bir tane zincir attım ve ortadaki ikinci trabzanın tepesine gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ipimi sol tarafa yatırıyorum krem rengim ve bu araya 5 tane trabzanım örüyorum 1. Bir, bir tane trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir şeklinde 5 tane trabzanımı örüyorum. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, bir trabzan bir zincir olarak ördüm. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Trabzan grubunun ortasındakine gelerek batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu araya giriyorum. 5 tane trabzan aralarına birer zincir çekiyorum ve diğer pembenin ikincisine batıyorum. 3 ördüm dördüncü ve beşinci ördüm bir tane zincir çektim ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve diğer trabzanlarımda da aynı işlemlerimi tekrar ediyorum başlangıç noktamıza kadar geldik hemen bu kısma da girerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra krem rengimizde artık buradan keserek tekrar pembe rengimize geçişimizi yapıyoruz. Pembeme düğümümü atıyorum. Ve başlıyorum. Şu aradan giriyorum. Araya. Önce şu yana hemen bir zincirli olan yere girelim. Bir tane sık iğne bir zincirimizi çekelim. Tığımızın başını dolayarak trabzan arasına girerek iki tane fıstık, iki zincir. İki fıstık, iki zincir. 2 fıstık 2 zincir tekrar 2 tane fıstık 2 zincir bakınız 1 2 3 4 hemen şuraya da yapıyorum 5 tane fıstığımı örerek tamamladım arasına da ikişer zincirimi ördüm şimdi iki zincirimi çektim tığımın başını doluyorum şuradaki krem rengini battığım yere gelerek batıp tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum diğer tarafa başını iki defa doladım ve aralarına da ikişer zincir çekmiş olduğum fıstıklarımı örüyorum ve şuradaki araya batacağız fıstıklarımı tamamladım 1 2 3 4 5 tığımın başını iki zincirimden sonra doluyorum ve pembenin bulunduğu yere yani kremin battığım yere girerek batıyorum ve kapatıyorum bir tane zincirimi çekip tekrar fıstıklarımı ikişer ikişer sarıyorum ve sona kadar geliyorum minik fıstıklar yapıyoruz büyük fıstık değil Orta göbeğimiz dışarının e, kenarında da aynısını yapmıştık, küçük fıstıklar yapmıştık. Burada da aynı şekilde örelim. Şuradaki e, sık iğnemizde pembemizin olduğu yerden batarak tamamlayalım. Sona kadar geldim, fıstıklarımı ve ara zincirlerimizi çektim ve tamamladım. Şimdi başlangıç yerime gelerek şu kısma yine batıyorum. Buradan da şuraya bağlanıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra lifimi tamamlıyorum. Ve görünen iplerimizi de arkaya çekelim. Evet ipimi de içeriye gizledim. Bu şekilde lifimizi tamamladım. Gayet sade, şık, zarif bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu güzel çalışmamı benle birlikte yapmışınızdır ve beğenmişsinizdir. İnşallah sizlerinki çok çok daha güzel olmuştur. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.